Hayırlı Ramazanlar sevgili seyirciler. Gündem ötesinde Profesör Doktor Tufan Gündüz'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Herkesin Ramazan'ını kutluyoruz. Sağolunuz. Türklerin nasıl ve niçin Müslüman olduğu malumunuz hep merak edilir. Ve hep de mevzular böyle iki ekstrem uç, iki tarafla değerlendirilir. Kimi der ki kılıç zoruyla, kimi de der ki Allah'ın hidayetinin ermesi şeklinde açıklanır. Tufan Gündüz hocamızın Yeditepe yayınlarından çıkan Kur'an ve Kılıç Türkler Nasıl Müslüman Oldu isimli kitabını hemen size göstermek istiyorum. Bu kitapta bir serüvenden bahsediliyor. Yani Türklerin eski inanışlarından başlayıp ama bunun yanında eş zamanlı bir anlatımla yani Türklerin cephesinde neler oluyordu, o esnada Araplar neler yaşıyordu, İslam nasıl yayılmaya başladı ve İslamiyet'le Türklerin tanışması nasıl oldu? Bunları her zaman olduğu gibi hocamızın güzel anlatımıyla, evet akademik bilgi içeriyor kitap ama onun haricinde de rahat da okunabildiğini ben size açıklıkla söylüyorum. Benim için de çok keyifliydi okuması. O yüzden biz bugün bir toplumun din değiştirmesini inanç bağlamında da konuşacağız ama mevzunun sosyolojik, tarihsel ve kültürel boyutu da var. Bunları da işin içine katacağız. Kitabı okurken siz tabii çok güzel ifadeler her zaman olduğu gibi bulmuşsunuz. Bunu okuyacağım. Sevgili seyircilerimize bu kitaptan hediye edelim isterim. Çok şükür etiketini kullanıyoruz. Evet, çok şükür. Çok şükür. Bak elhamdülillah Müslümanız diyelim. Evet, çok şükür böyle güzel bir ülkenin ferdiyiz, evladıyız bunu da söyleyebilirim. Ve sevgili seyirciler sizlerin de hem şükrettiğiniz hem de konu dahilinde bizlere atmak istediğiniz mesajları lütfen bu etiketle gönderin bizlere. Ve her zaman olduğu gibi sorularımız da olacak. Bu kitaptan da hediye edeceğiz. Tarih bizi çağırıyor Tufan Gündüz'le. Kaleme aldığımız yani hocamızın yanıtladığı benim sorduğum bu kitaptan da hediye etmek isteriz sizlere. Çok şükür etiketiyle bekliyoruz. İlk sorumuzu hemen yönelteyim. Ahmet Yesevi'nin kabri nerededir? Ahmet Yesevi'nin kabri nerededir? İlk sorumuz olsun. Çok şükür etiketiyle lütfen gönderin. Şimdi geçtim şuraları. Ön sözde yine güzel. Bir ifade var. Aa dedim daha okur okumaz. Bir dakika. Kur'an ve kılıcın. İlk girişi. Hazreti Muhammed'in Peygamber Efendimiz'in 627 yılında Hendek Savaşı'na hazırlandığı sırada bir Türk çadırında oturduğu rivayet edilir. Evet. Aslında oradaki fiile dikkat etmek lazım. Rivayet edilir konusu. Bu İslam tarihinin ve İslam tarihçiliğinin en önemli problemi. Devrin tanıkları son derece az olduğu için devrin kaynakları daha çok rivayetlere dayanır. İslam tarihinin önemli bir bölümü de görgü tanıkların anlattıklarına ve tarihçinin doğrudan tanıklığına değil de işte birinci, ikinci elden tanıklıklarına dayanır. O bir problem. Bu yüzden Hazreti Muhammed'in Hendek Savaşı'nda bir Türk çadırında oturduğu da kuvvetli bir rivayet. Oturmuş olabilir. Aksini söylemiyorum. Olmayabilir de ama bir Türk çadırı rivayetinin Hendek Savaşı'nın içine kadar gelmesi bizim için önemlidir. Bu muhtemelen Türklerin İslam dünyasında etkin bir yer almaya başlamasıyla birlikte ortaya çıkmış bir rivayet olmalıdır. Ama yakışıyor Hazreti Muhammed'in Hendek Savaşı esnasında bir Türk çadırında oturmuş olması yakışıyor. Fakat bu bize şunu da hatırlatıyor. Acaba o sırada Türkler ile Araplar birbirlerini tanıyorlar mıydı sorusunda cevaplamak zorunda bırakıyor. Çünkü Türk çadırı işte Hazreti Muhammed dönemi ama bu arada henüz İran fethedilmedi. O halde İran'ın daha ötesinde olan Türklerle Arapların teması ne zaman başladı gibi bir soruyu cevaplamamız lazım. Muhtemelen Arap kervanları ya da Arap tüccarları, bezirganları vesilesiyle o çadır o bölgeye gelmiş olmalı. Çünkü Türkler de İpek yoluna kıyı bölgelerde oturuyorlardı ve o devrin en makbul ticaret yolu da İpek yoluydu. Arap kervanları Çin'in iç kesimlerine kadar gidiyorlar ve bazı mallar ülkeye transfer ediyorlardı. Bu transfer esnasında bir Türk çadırı da almış olmalılar. Bunun dışında Arapların o dönemde Türkler hakkındaki bilgileri son derece belirsizdir. Hatta neredeyse Türkleri hiç tanımıyorlar diyebiliriz. Çünkü Arap coğrafyası da aslında başlangıçta kapalı bir coğrafyadır. Arap coğrafyasını çevreleyen iki büyük imparatorluk vardır. Birincisi
Sasani İmparatorluğu, yani işte İran'dan, Perslerden devam eden o büyük Sasani İmparatorluğu doğuda çevirirken, kuzeyde de Roma İmparatorluğu, Arap coğrafyasının işte onun devamında Bizans diyelim sonraki dönemlerde, bu çevreliyor bu iki coğrafyayı, bu coğrafyayı. Dolayısıyla Arapların dışarı taşması bir fetih yoluyla o dönemde olması mümkün değil. Ya da kalabalık kütleler halinde taşması mümkün değil. Çünkü bu ikisini geçmesi lazım. Arapların hattızatında, dünya siyasetinde etkin rol oynamaya başlamaları İslamiyet'in tüm Arap coğrafyasında yayılmasından sonradır. İslamiyet çünkü hem bir coşku yaratmıştır Araplar üzerinde, yani bir siyasal, önce bir siyasal birlik meydana getiriyor. Bu siyasal birliğin yarattığı çok kuvvetli orduların meydana gelmesi ve İslam'ı yayma coşkusu. Bundan sonra Araplar dış dünyaya taşımaya başlıyorlar. Mesela şöyle söyleyeyim size. Hazreti Muhammed doğduğunda, yani 570'te Türk dünyasını Göktürkler temsil ediyor. Hmm. Şimdi Göktürkler ile Arapların teması olabilmesi için Sasanilerin ortadan kalkmış olması lazım. Ya da İslamiyet yeryüzüne indiğinde yine Göktürkler, yani Göktürk hakimiyeti Asya'da devam ediyor ama Göktürklerin dünyasında Araplar hiç yok. Mesela Göktürkler Çin ile mücadele ediyorlar. Batı'da da yerel kavimleri yenerek mesela İdil-Ural bölgesine kadar uzanıyorlar. Öncekileri saymıyorum. O bölgeye daha önce kat etmiş olan Hunları, Batı Hunlarını falan saymıyorum. Ya da güneye inmiş olan Ak Hunları, Hindistan bölgesine inmiş olan Ak Hunları saymıyorum. 562'de yıkılmıştı Ak Hunlar. Demek ki çok daha önceden Hindistan bölgesinde de bir Türk hakimiyeti var. Şimdi mesela Göktürk egemenliğini anlatan, Göktürk egemenliğinin nasıl geniş bir sahaya yayıldığını anlatan Bilge Tonyukuk kitabesinde der ki, doğuda Şantung Ovası'na kadar asker sevk ettim, denize ulaşmama az kaldı. Oradaki hayal Büyük Okyanus'a ulaşmaktır. Batı'da Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettim. Orada kastedilen Demir Kapı da Kafkasları kuzey-güney yönünde birbirinden ayıran Derbent bölgesidir. Yani Hazar Denizi'nden tutunuz, Büyük Okyanus'a kadar bir sahada bir Türk hakimiyeti vardır. Ve bu hakimiyet esasında Arapların yeri yoktur. Araplar açısından da Türklerin yeri yoktur. Çünkü biz bu bilgilerin hiçbirine o devrin kaynaklarında sahip değiliz. Burada tabii Türklerdeki Arap imajını da size sormak istiyorum. Kitapta buna da yer veriyorsunuz. Türklerin zihin dünyasındaki Arap imajı, yani bugün için tabii konuştuğumuzda, peygamberimizin şahsıyla ilişkilendirilmiş ve olumsuz bir kanaat oluşturulmasının da önü kapatılmıştır. Hakikaten de bizim toplumumuz Araplarla ilgili bir tespitte bulunacakken, bir şey söyleyecekken çok dikkatli konuşurlar. Evet. Çünkü hemen peygamberimiz, yani öyleyizdir biz, aklımıza gelir ve bu hakikaten tam da bizi yansıtan ifadeler. Evet. Şimdi Türkçe kaynaklar, yani bizim bildiğimiz en eski Türkçe kaynak Göktürk kitabeleri, orada Arapların adı bile geçmez. Çünkü bir kere sınır komşusu değiller, temas yok. Olmadığı için de onların adı geçmez. Kültigin'in vefatı üzerine gelen yasçıların, ağlayıcıların içerisinde de Araplar yoktur örneğin. Sonraki dönemlerde, hatta Osmanlı zamanına gelinceye kadar, hatta Osmanlı zamanında da Türkler hakkındaki, Türklerin zihin dünyasında Araplar hakkında olumsuz bir görüş veya düşünce olmamıştır. Bunun sebebi de hakikaten Arapların Hazreti Muhammed ile özdeşleştirilmiş olmasıdır. Yani Araplara bir kötü söz söylenince Hazreti Muhammed'e de kötü söz söyleneceği gibi bir algı demeyeyim de, yani bir hissin doğuyor olması buna mani olmuştur. Buna karşın mesela ilk dönem Türk-Arap temasları sırasında Arapların gözünde Türkler tanınmaz haldedir. Yani yassı burunludur, yuvarlak kafalıdır, kırmızı yüzlüdür. Tamamen hayal gücüne dayalı tarifler vardır. Bir de hangi Türk'ü tarif ettiği de pek anlaşılmaz durumdadır.
Arap coğrafyacılarının coğrafya bilgisinde de Türkler çok daha uzakta bir yerde dururlar. Ne zaman? 7. yüzyıl, 8'de, 9'da. Hep uzakta bir yerde, tanınmaz halde ya da çok savaşçı, çok vurdurucu, çok kırdırıcı. Bunun paralelinde de şüphe götürür bazı hadisler ortaya çıkmıştır. İşte Türkler size ilişmedikçe siz Türklere ilişmeyiniz gibi. Onun başka bir versiyonu daha var o hadisin. Habeşliler size ilişmedikçe siz de Habeşlilere ilişmeyiniz gibi. Şimdi bu ilk başlangıçtaki kötü Türk imajı bir müddet etkisini sürdürmüştür. Yani o zihin dünyasında etkisini sürdürmüştür. Ama daha sonra bunun değiştiğini söyleyebilirim. İşte Türkleri daha çok öven, Türkleri savaşçılığını, iyi askerliğini öven şeylerde, yazılar da çıkmaya başlamıştır. Özellikle işte Cahiz'in menakıbil şey, Cahiz'in Türklerin menkıbeleri, hilafet ordusunun menkıbeleri ve Türklerin faziletleri adlı eserinde de daha çok öven bir yana doğru bir değişim başlamıştır. İşte şimdi bir tarafta önce yeren, kötüleyen, daha sonra öven bir yapı oluşurken, diğer tarafta yani Türkler nazarında Araplar hiçbir zaman kötü bir noktada olmamıştır. Yalnız şunu da belirteyim. Arap kelimesi Türkçemizde aynı zamanda siyah anlamında da kullanılır. Bir şeyin Arabı denildiği zaman sadece siyah renk anlaşılmalıdır. Eskiden fotoğrafların siyah beyaz negatiflerine Anadolu'da Arap derlerdi. Ve fotoğrafçılar ona fotoğraf çektikten sonra Arabını vermek istemezlerdi. Yani negatifini vermek istemezlerdi müşteri devamlılığı sağlamak için. Rekabet içinde olanlar da biz Arap'ını da veriyoruz derlerdi. Mesela o siyah negatifi Arap denirdi. Anadolu'da bugün Arap uşağı diye veya Arap oğulları diye aileler vardır, sülaleler vardır. Sebebi de esmer olduklarındandır. Esmere de Arap derler. Çocuk işte doğduğunda esmerdir, adını Arap koyarlar. Böyle bir yanda vardır ama bunun dışında hiçbir şekilde imaj olarak Arap Türklerin zihin dünyasında kötü bir yerde durmuyor. Evet, kitabınızda tabii tarihsel bir yolculuk yaparken işte İslam fetihlerinin başladığı dönemler. Şöyle bir ifade var, yine bununla beraber götürülebilir. Müslüman orduları Kafkaslar'da ilerliyor. Arapların Elbap dedikleri Derbent zapt edilmiş, evet. 643 senesi. Derbent, Güney ve Kuzey Kafkasların en önemli geçit yeri. Evet. Burasının Zülkarneyn tarafından inşa edildiği, İskender Seddi'nin burada bulunduğu ve duvarın öte tarafında Yecüc ve Mecüc kavminin bulunduğu rivayetler arasında Araplarda çok yaygındı. Evet, evet. Oysa diyorsunuz, şimdi birbiri hakkında işte fikir sahibi olmamak evet. Burada. Oysa İslam fetihlerinin başladığı yıllarda Derbent'in kuzeyinde Hazarlar vardı. Doğru. Şimdi Arap coğrafyacılarının ya da Arap coğrafya bilgisinin ilginç noktalarından biri bu Zülkarneyn Seddi. Diğeri de Yecüc-Mecüc meselesidir. Bu Tevrat'taki Gog-Magog'un başka bir versiyonu da diyebilirim. Mesela bu Derbent şehri bugün halen varlığını devam ettiren bir şehirdir. Şeyde Hazar Denizi'nin hemen batısında, uçta bulunur. Kafkas Dağları'nın Hazar Denizi'ne dikey olarak yaklaştığı noktadadır. Burada büyük bir kale, geçidi son derece zor olan bir kale vardır. Surları bir hayli kavidir bu kalenin. Dolayısıyla bunun kuzeyine geçmek ya da kuzeydekinin güneyine geçmesini engelleyen bir duvar gibi gözükür. Bu yüzden Arap coğrafyacıları bu duvarın yapsa Zülkarneyn tarafından yapılmış olabileceğini rivayet ediyorlar. Şimdi duvarın öbür tarafında bilmedikleri için orada olsa olsa Yecüc Mecüc kavmi bulunur diyorlar. Bakın bunu söylediklerinde 7. yüzyıl. Fakat bu o kadar etkili bir rivayettir ki mesela 17. yüzyıl hemen başında 1603'te İspanya'ya giden bir İranlı Türkmen elçi Baltık Denizi'nde Eskimolarla karşılaştığında da bunlar diyor kısa boyludur, çizgi gibi gözleri vardır. Bunlar galiba Yecüc Mecüc kavmidir diyor. Yani bu etkili bir hikayedir bu. Çok bilinmeyene hemen Yecüc Mecüc demek. Arapların o ilk coğrafi bilgilerinde de Türklere yönelik Yecüc'e Mecüc'e benzetme durumu vardır. Oysa bilinen başka bir coğrafya daha var. Orada bir Türk varlığı var, Hazarlar var. Hazarların ahalisinin önemli bir bölümü
Türk, önemli bir bölümü Türk ve bunlar gök tanrı inancına sahipler. Yani eski inançlarını devam ettiriyorlar. Bir kısmı Hristiyan, çok az Hristiyanlık daha o dönemde yeni yeni yayılıyor bölgede. Slavlar var, gene onlar da pagan inançlara sahipler. Ama yönetici kesim arasında da Yahudiler var. Muhtemelen Yahudilik de Bizans'tan göç eden Yahudiler aracılığıyla bir üst din olarak diyeyim artık. Yani yönetici kesimin benimsediği bir din olarak çok az bir yayılma sahası gösteriyor. Yani Hazarların tamamı hiçbir zaman Yahudi olmuyor. Yönetici kesimde var. Onların devamı muhtemelen Hazar çalışması yapan arkadaşlarımız bunu çok daha iyi değerlendirecektir. Karay veya Karayim Türkleri dediğimiz bugün halen varlığını devam ettiren bir kısmı bugün Rusya'da, bir kısmı Polonya'da varlığı devam eden o Karayim Türkleri ki Hristiyan Yahudidirler kendileri ya da işte doğru ifadeyle Musevidirler diyelim. Sonradan Yahudiliğe girdikleri için varlıklarını devam ettiriyorlar. Yani bırakın 7. 8. yüzyılı daha 10-11'e kadar bile bu bilgiler Araplarda hep nakil yoluyla devam ediyor. Bir önceki coğrafya eserlerinde ne varsa alıyorlar onu tekrar evet, söylüyorlar. Devam ettiriyorlar. Şu ilginç geldi bana. Diyor ki yine hadis siz alıntı yapmışsınız. Tarihçi İbni Kesir'e göre Hazreti Muhammed'in Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyiniz sözünü dikkate almıştı. Her iki ifadenin de birbirine bu kadar çok benzemesi şaşırtıcı. Üstelik bu hadisin Hazreti Peygamber buyurmuşlardır ki Habeşler size dokunmadıkça siz de onlara dokunmayın sizin de söylediğiniz gibi. Hele Türkler size dokunmadıkça siz Türklere dokunmayın ya da Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyin. Çünkü ümmetimin mülkünü ve Allah'ın onlara olan bol ihsanını onun elinden ilk alanlar Kanturoğulları olacaktır versiyonu da yani böyle rivayetleri de vardır. Evet. Burada geçen Kantura'nın Hazreti İbrahim'in eşlerinden biri olan Ketura olduğu, onun oğullarının Türkistan'a yerleşerek çoğaldıkları ve bu suretle Türklerin ortaya çıktığı rivayet edilmektedir. Hadiste Türkler açıkça zikredilmediği halde Kanturoğulları ifadesiyle Türklerin işaret edildiği genellikle kabul görmüştür. Kaldı ki ama şimdi şöyle bir şey var. Türklerle teması Mavera-ün-Nehir bölgesindeki yoğunluğuna rağmen Araplar arasında 10. yüzyılda bile belirgin bir Türk imajı yoktu. Dış görünüş ve yaşam tarzları hakkında tutarsız bilgiler de kulaktan kulağa dolaşılıyordu. Bir de hocam siz tabii ki daha iyisini bilirsiniz. Şimdi tarihte eğer bir takım güçler hızla ilerliyor ise onunla ilgili belki daha ürkütücü olsun ya da toplum böyle gardını alsın diye midir nedir? Kulaktan dolma bilgiler oradan oraya dolaşırken mevzu bazen bambaşka bir hal alabiliyor. Peki. Orada şimdi Türklerin bizim, ilerleyişinde göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bizim görevimiz bir meseleyi anlaşılır hale getirmek. Önce bizim kendimizin doğru anlaması lazım. Sonra da bunu anlaşılır hale getirmemiz gerekiyor. Ben tabii ki bir ilahiyatçı değilim. Meselelerin, bazı hadislerin aslında neyi kastettiğini, mevzu mu olduğunu ya da sahih mi olduğunu değerlendirmek durumunda değil. Onlar benden çok daha iyi değerlendirirler. Fakat biz tarihçiler bazen meselelere şöyle bakarız. Bunu ne zaman söyledi ve niye söyledi ve bu gerçekten doğru mu? Öncelikle bizim bulmamız gereken cevap, evet elde bir bilgi var ama bu gerçekten doğru mu cevabıdır. Şimdi İslam ordularının o coşkun ilerlediği dönemlerdeki durumu bir gözümüzün önüne getirelim. Bütün savaşlar kazanılıyor, kuvvetli bir fetih duygusu var. Diyelim ki İran gibi, Sasani İmparatorluğu gibi büyük bir imparatorluk yıkılmış. Kuzeyde Bizans mağlup edilmiş. Ordular aynı zamanda İskenderiye'de dahil olmak üzere Mısır'ı ele geçirmişler ve Afrika kıyılarında ilerleme devam ediyor. Şimdi böyle bir atmosferde Türk duvarına çarpmak ve durmak izah edilir bir durum değil. Bu coşkunun içerisinde o Türk duvarına çarpmayı ancak nasıl izah edebilirler? Bir zorlukla karşılaştığınızda devam etmeyiniz. Bir zorlukla karşılaştığınızda devam etmeyiniz. Dinleniniz, bekleyiniz. Şimdi bu hadise doğru evriliyor. Türkler size ilişmedikçe siz Türklere ilişmeyiniz. Neden? Çünkü artık Türklerle mücadele başladı. İran İslam ordularının eline geçti. Hazreti Ömer döneminde ve işte İran hükümdarı 3. Yezdicer Türklerin de bulunduğu Mavera-ün-Nehir'in güney kısımlarına Toharistan bölgesine kaçtı
ve Türklerden yardım aldı ve çatışmalar başladı. Şimdi bu çatışmada ya Türk coğrafyasına göre derinliğine girilecek ve belki de yok olunacak ya da bir durup beklenecek. İşte Türkler size ilişmedikçe siz de Türklere ilişmeyiniz. Bu ilerlemenin, bu Türk duvarına çarpmanın ve beklemenin makul izahıdır. Çünkü bunun aynı şekilde Habeşliler size ilişmedikçe siz de Habeşlere ilişmeyiniz versiyonu var. Peki burada şu soruyu da sormak lazım. İslam dini tebliğci bir dindir. Yani ilahi kelimetullahı yeryüzüne yaymak için insanlar bu dini tebliğ ederler. Evet, bizim bir misyonerlik teşkilatımız yok. Ama kişisel olarak ferden be ferden biz böyle bir görevimiz vardır. Biz anlatırız. İslamiyet'i anlatırız. Bu yükümlülüğümüz vardır. Şimdi tebliğci bir din neden aman Türklere karıştırmayın bu işe desin? Neden onlara ilişmeyiniz desin? Ya da neden bir toplumu kendisine bir tehdit olarak görsün? İşte Müslümanlar çok zenginleşecek, büyük bir medeniyet meydana getirecekler. Ama Türkler ortaya çıkacak, bu medeniyeti yok edecek. İslam'da zaten gaipten haber vermek de yoktur. Geleceğe dair yıldızlar okumak, ama şöyle bir müjdesi yoktur. Ama şöyle bir müjdesi var. Konstantiniyye elbet fetholunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel asker. Bir kere zaten şöyle, hani Peygamber Efendimiz'in hadislerini zaten biz, evet yani... Sahih hadislerden bahsediyorum. Bizim için yol gösterici ama tarihin akışına baktığımızda da İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i yere koyuyoruz ve kılıç. Ben hatta onu sordum size. Şu aslında çok güzel anlatıyor. Kur'an zaten İslam'ı anlatıyor. İslam'ı anlatıyor. Kılıç Türkler Türkleri anlatıyor. Kim İslam'ın kılıcı oldu? Türkler İslam'ın kılıcı oldu. Şimdi o sizin bahsettiğiniz hadiste de yine doğruluğunu yanlışlığını tartışmadan söylüyorum. Orada Türkler İstanbul'u fethedecektir diye bir şey yok. Yani Türklere nasip olmuştur. Şükür ki Fatih Sultan Mehmet'e, bizim ecdadımıza nasip olmuştur. Şükür ki İstanbul bir, bugün de şeye çok uydu. Çok şükür ki İstanbul bir Türk şehridir. Evet. Ona çok uydu. Bir Türk şehri olmuştur. Şunu söylemek istiyorum. Tebliğci bir inanç, birilerini dışarıda kalarak tebliğe devam edin demez. Bu tamamen Türk duvarına çarpmaktan kaynaklanan bir takım rivayetlerin ortaya çıkması. Türklere ilişmeyiniz, Türkler tehlikelidir, Türkler kötüdür gibi bazen belki Hazreti Muhammed'in söylemiş olma ihtimali de son derece zayıf olan bazı sözler ortaya çıkmıştır. Ama sonra değişiyor bu. Hı hı. Çatışmalar döneminde bunlar var. 9. yüzyıla geliyoruz. İşte El Cahiz, başta da söyledim ben. Bu sefer Türkleri öven eserler yazmaya başlıyor. Başkaları da yazıyor. Satır aralarında veya diğer İslam tarih kitaplarında hakikaten Türklerin kahramanların yere göğe koymayan, tabii ki, şeyler, bilgiler ortaya çıkmaya başlıyor. Ferden be ferden de Türkleri çok övüyorlar. Hatta işte Abbasiler zamanında o Türk askerlerinin veya işte Türk memlüklerinin Abbasi ordusuna has ordusu haline gelmesi de onların savaşçılığına olan sempatiden kaynaklanıyor, güvenden kaynaklanıyor. Tabii o uzun hikayedir. Ben orada şunu söylemek istiyorum. Biz tarihçiler her zaman bu böyle bilgi var, bu doğru mudur diye bir soruyu sorarız. Sonra da bunu nasıl anlaşılır hale getirebiliriz, onun üzerinde dururuz. Benim kaygım da evet bazı sözler var ama bu ne zaman söylendi? Türk duvarına çarpıldığında söylendi. O halde ben bunun üzerine bir durmam lazım. Kaynaklara geçtiyse bunun hangi bağlamda yazılmış olduğu ya da konuşulmuş olduğunu araştırılması önemli. İkincisi de aslında sizin kitabınızı almanız da ya da bizim şu anda konuşuyor olmamız da değerli. Çünkü konuyu araştıracaklar, evet, merak edenler bir yerlerde, bir takım kitaplarda veya internette buna denk geldiklerinde bir soru işareti oluşacaktır. İşte o soru işareti nasıl bertaraf edilir? Evet. Onun karşılığıdır. Konuşurken tabii ben birçok not aldım. Hani nereden yürüyelim diye de. Az önce Göktürklerden bahsettiniz ya, evet, hocam. Göktürkleri tabii biz tarih programında da anıyoruz veya işte bir yerlerde, dizilerde de isim olarak kulağımıza çalınıyor. Göktürklerin kurt başlıklı bir bayrağı var. Evet. Biraz bundan bahsedelim mi? O bayrakları enteresan, evet, neden kurt figürünün kullanıldığını sormak istiyorum. Bir de törelerine yer vermişsiniz. O töreler neydi?
Şimdi Hazreti Muhammed doğduğunda Göktürkler Asya'da artık tarih sahnesine çıkmışlardı. İslamiyet yeryüzüne indirildiğinde de yine Göktürk hakimiyeti devam ediyordu. 630 ile 680 arasında bir kısa bir boşluk var. Göktürk devletinin dağıldığı. Ama 680'den sonra yeniden Göktürk devletinin doğduğu İlteriş Kağan'la birlikte doğduğu bir döneme rastlıyoruz. Artık o da diyelim ki Kerbela olayına tekabül ediyor. Yani İslam dünyası Kerbela olayıyla böyle çok ciddi bir sarsıntı geçirirken ki etkileri günümüze kadar devam etmiştir. O sırada da doğuda Göktürk devleti yeniden kuruluyor idi. Göktürk devletinin yıkılışı da Emevi devletinin yıkılmasına aşağı yukarı yakındır. Yani 740'da artık sarsılmıştır. 745'te tarih sahnesinden çekilmiştir. Ondan 5 yıl sonra da Emeviler tarih sahnesinden çekilmiştir. Şimdi bu paralelliklere rağmen Göktürkler İslam dünyasıyla hiç temas etmemiştir. Yani hiç karşı karşıya gelmemişlerdir. Bunu şunun için söylüyorum, sorunuza geleceğim. Mesela Göktürklerin parlak dönemlerindeki asker sayıları neredeyse 400 bin. 400 bin askere sahiple. Mesela İslam ordularının Mavera-ün-Nehir'deki garnizonlarında bulunan asker sayısı en kalabalık zamanda 50 bin. Hani böyle savaş oldu da yendi de vurdu da kırdı da diyoruz ya. Ya bir tarafta 400 binlik bir ordu var, bir tarafta 50 bin. Bunlar ama hiçbir zaman temas etmemişlerdir. Şimdi bu arada bayrak böyle değil mi? Şimdi emin değilim böyle olup olmadığı. Ama şöyle söyleyeyim, mesela araştırıldığı zaman bir kurt böyle başı. Bir şey çıkıyor. Evet, hani en azından tam birebir böyle olmasa dahi hani stilize edilmiş şekliyle böyle olabileceğini aklınızda bulundurun. Tamam, görmüş oldu seyircimiz. Evet. Göktürklerin ya da Türklerin sembolünün kurt olduğu konusu Çin kaynaklarında geçiyor. Bizim sonradan uydurduğumuz bir hadise değil. Bunların bayraklarında bir kurt sembolü vardı deniyor. Neden kurt sembolü konusunda da Türklerin o dönemde kendilerini kurttan türediklerine dair türeyiş destanları var. Bir çocuğun işte bir kurt tarafından emzirilerek yetiştirildiği, sonra da ondan Türklerin türediği yönünde kuvvetli bir efsane var. Şimdi efsaneler önemlidir. Çünkü yazılı kaynakların bittiği yerde efsaneler kıymet arz eder. Bir toplumun efsanesi ya da herkesin anlayacağı şekilde söyleyeyim, mitolojisi varsa toplumun tarihsel derinliği de vardır anlamına gelir. Biz bu yüzden efsanelere bu Manas'tan, yaratılıştan, türeyişten, göçten, Dede Korkut'a varıncaya kadar, Köroğlu'ya varıncaya kadar ki efsanelerimizin, mitolojimizin kıymetini bilmek durumundayız. Kurttan türeyiş anlayışı var ama kurt sadece ata olarak bir yerde durmuyor. Yani Türklerin türediği bir ata baba olarak bir yerde durmuyor. Mesela Oğuz Kağan destanında da kurt yol göstericidir. Oğuz Kağan nerede sıkışsa bir bozkurt ortaya çıkar. Ve bu bozkurt Oğuz Kağan'ın gideceği yeri, geçitlerini falan hep gösterir. Oradan bugüne kadar hep kurt gelmiştir. Kurdun özelliği evcilleştirilemez kurt. Her ne şekilde olursa olsun, küçücük enikken bile alınmış olsun, evcilleşmiyor kurt. Köpekle aynı soydan geliyor ama biri evcilleşmiyor, biri evcilleşiyor. Yani kendinden taviz vermiyor. Asla, özgürlüğünü kaybetmiyor. Bir de doğanın çok önemli bir parçası. Avlanma stratejileri var. Bir liderin etrafında toplanma stratejileri var. İnanılmaz bir hayvan, hakikaten. Bir de Türk tabii göçebe hayatın içerisinde olduğu için o en büyük tehdit ondan geliyor. Aynı zamanda korku da besliyor ona karşı. Bir sürüye girdiği zaman kurt, Allah göstermesin, sürünün yarısını kırıp geçirebiliyor. Şimdi bir yandan korkarken bir yandan da onun ata babası olduğuna inanıyor. Yani bu buradan anlamak biraz zordur da şimdi bunu 4. 5. yüzyıldan düşündüğün zaman ata babasından kaynaklanan ruhun kurtta temsil edildiğinde bu aynı zamanda düşünüyor. Dolayısıyla o bazen bir korku aracı olarak karşısına çıkıyor. Bazen de yol gösterici bir kılavuz olarak ortaya çıkıyor. Kurdun böyle bir yeri var. Günümüze kadar da kurda karşı bu özellik hep devam etmiştir. Köylerde halen kurtlarla ilgili hikayeler anlatılır. Biz kurda hiçbir zaman da kendi adıyla hitap etmeyiz. Yani Türklerde böyle bir gelenek de var.
Bu başlangıçta kurttur, börüdür, sonra kurt olur, sonra canavar olur. Hiçbir zaman ona kendi asli adı söylenmez. Çünkü bu bir şey, belki ayıp sayılır, belki günah sayılır. Hı hı. Doğru sayılmaz. Göktürklerin... Hocam özür dilerim. Göktürklere geçerken ben bir taraftan tabii seyircilerimizin sorularımıza verdiği yanıtlara da merak kesiliyorum. Bu akşam bol bol bu kitaplardan verebiliriz, evet, değil mi? Hatta ilk sorumuz Ahmet Yesevi'nin kabri nerededir? Evet. Bu soruyu tekrar etmiş olalım. Çok şükür etiketiyle tweetlerinizi bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram'dan da bekliyoruz. Aslında bu kolay da bir soru, yani çok zor bir soru değil. Bir soruyu daha, bunu göndermeye devam edin. Bir soruyu daha eklemek istiyorum. O da... Türkistan'ı İslam'a kavuşturan hükümdar kimdir? Evet. Göktürkler gök tanrıya inanıyorlardı. Diyor ki Göktürk kitabelerinde zamanı tanrı yaşar. İnsanoğlu ölmek için türemiş. Hem zamanın ötesinde hem de zamanın bizzat kendisi. Hem de zamanın dışı. Ölümsüz ve sonsuz bir varlıktı. Yaratıcı, bağışlayıcı, lütufkar ve koruyucuydu. Yeri göğü yarattıktan sonra insanoğlunu yaratmış, insanoğlunun üzerine de Türk Kağan'ını Kağan olarak oturtmuştu. Dolayısıyla bir milli bir tanrıdır, gök tanrı. Hun hükümdarı Mete, Çin İmparatoru Wen'e yolladığı mektupta Yüeçileri yenmesini, etraftaki 26 devleti ele geçirmesini ve yay çeken bütün kavimleri hakimiyet altına almasını göğün yardımına bağlamıştı. Ha. Şimdi bakın buradaki gök... Üstümüzdeki gökyüzü değil, çünkü kitabelerde diyor ki üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, yani mavi gök de yaratıldı. O zaman bunun dışında daha evrensel bir gökten bahsedebiliriz. Muhtemelen evreni kastediyor. Evrenin kendisi Tanrı'ydı demeye çalışıyor. Ya Tanrı evrenin kendisine hakimdi ya da evrenin kendisi Tanrı'ydı. Artık onu ilerleyen zamanda bu konu üzerinde... düşünenler, bu konu üzerine çalışanlar şey yapmak, bulmak durumunda, bu tariflere ulaşmak durumunda. Şimdi üstteki Türk tanrısı Türklerin tanrısı. Fakat Türk dini tebliğci bir din değil. Yani o Türkler, tabii o zaman Türk dininden, yani eski Türk dininden bahsediyor. Türkler kendi dinlerini yaymak için bir çaba içinde değillerdi. Öyle bir kaygıları falan yoktu. Dolayısıyla aslında Türkler bir din arayışı içinde de değillerdi. Zaten bir inanca sahiplerdi. Bir tanrıya, işte melek olarak birilerini görmüyorlar ama bir cennetin varlığına inanıyorlardı. Hatta İbn-i Fadlan çok ilginç bir olay anlatır. Kendi tanıklığıyla Oğuzların içine geldiğinde 920'de. Bunlar diyor, işlerinden biri ölünce işte hemen mezarın başında işte koyunlardan, attan falan ne varsa onu keserler ve yerler diyor. Eğer cenaze sahibi bunu yapmazsa, ihmal ederse ertesi gün din adamları bunlara gelir. Ben sizin cenazenizi rüyamda gördüm. Bana dedi ki, arkadaşlarımın hepsi cennete gittiler, hızla gidiyorlar. Cennet ki uçmak diyorlar o dönemde. Herkes uçmaya doğru gidiyor. Ama ben geride kaldım, yaya kaldım. Bizimkilere söyle, bana at göndersinler. Yani bir şeyler yesinler vesaire. Onlar diyor hemen bunun üzerine ertesi gün giderler. Mezarın başında at koyun falan keserler. Bir gün sonra onu yerler. Bir gün sonra o kişi gene gelir. Ben sizin cenazenizi rüyamda gördüm. Bana dedi ki bizimkilere söyle, artık rahatça yolculuk yapabiliyorum dedi de. Bu hikayede cennete gitme var. Türk dini, yani gök tanrı, Türklerin milli tanrısıysa cennette artık biraz garanti yani. Cennete gidiyorlar, uçmaya varıyorlar orada. Bu inanç da günümüze kadar gelmiştir biliyorsunuz. Bazı gelenekleri bugün yaşatıyoruz. Mesela o hani ne bileyim kırmızı kuşaktır, efendime söyleyeyim. Siz hatta bazılarını burada kitaba da alıyorsunuz. Hani bahtla ilgili bazı inanışlar. Evet. İşte bu ölünün canına değsin. Ha, ölünün canına değsin i̇şte budur bu. Yani, evet. Bu hikaye. Burada mezarın başında yemek yiyecek de onun işte kestiği hayvanlara da öbürü binecek gidecek. Ölünün canına değsin mesela. Ölü aşı, yani, can aşı gibi isimlerle işte, anılıyor. Can aşı dediğimiz bu. Mezarın başında yemek yenmesi meselesi. Bugün tabii İslamileşmiştir. İslami usuller ile bu olay devam ediyor.
Şimdi mesela yaşatılanlardan bir tanesi de mezarın başındaki taş. Siz buraya kurgandan bahsetmişsiniz. Evet. Bunu da o benzetmeyi de yapabilir miyiz acaba? Şimdi bugünkü mezar geleneğimiz... Şimdi mesela Suudi Arabistan'da bu şekilde bir mezar taşı yok bizdeki gibi. Her toplumun kendine göre bir mezar adeti var, defin adeti var. Bizim defin adetlerimiz eski Türk inançlarının biraz İslamileşmiş, biraz da küçülmüş haliyle devamı şeklindedir. Çok ilginç. Mesela insanlar... Defin adetleriyle, yani defin töreniyle hayatlarında ya bir defa ya iki defa karşılaşıyorlar. Ama defin gelenekleri sanki toplumun, kültürünün ana parçasıymış gibi bütün canlılığıyla devam ediyor. Ben bunu çok ilginç buluyorum. Genlerimizde bu geleneği taşıyoruz. Bakın mezarı kazıyoruz biz, dikey, dikdörtgen şeklinde mezarı dikey kazıyoruz. Ama mezar hafif yana doğru oyulur. Mefta o oyuk yere yerleştirilir. Ağaçlarla toprağa temas etmeyecek şekilde kenarına ağaçlar dizerler. Bazı bölgelerde ona saptırma diyorlar. Toprağa saptırdığı için, doğrudan toprakla temas ettirmediği için. Öyle konulur. Üzeri toprakla tümsek şeklinde örtülür. Şimdi bu hali düşünürseniz o eski kurganın biraz biçimini kaybetmiş halinden başka bir şey değil. Ama biz bunun farkına varmadan yapıyoruz. Tümsek halinde... Bu da mesela eski görüntülerden. Bu kurgan, bir evet. Kazı şeyi bu. Yani ev şeklinde yapılmıştır. Üstü örtülüyor. Eskiden tabii ki kurganlarda onu oturtuyorlardı. Önüne kavurmasını, yiyeceğini, içeceğini falan koyunda, okunu, yayını, atını yanına defne diyorlardı. Çünkü ona binecek, onları yiyecek, ona binecek ve cennete gidecek. Buna inanılıyordu. Üstü kapatılıyordu, tümsek şeklinde kapatılıyordu. Biz de bugün tümsek şeklinde kapatıyoruz. Niye tümsek şeklinde kapatıyoruzun cevabı yoktur. Niye saptırmaları koyuyoruz? Niye oraya mezarın içine ayrıca bir oyuk yapıp meftayı oraya temas etmeyecek şekilde yerleştiriyoruz? Cevabı yoktur. Cevabı bir tek eski inançlarımızın biraz şekil değiştirerek, İslamileşerek gelmiş halinden başka bir şey değil. Tabii bizde şöyle ilginç bir paradoks da vardır. Ölünün arkasından biz feryadı figan ederiz. Adeta kendimizi kaybederiz, büyük ağıtlar yakarız. Eskiler mesela bugün Anadolu'da hala işte dizlerini döverek ağlamalar, yakayı paçayı yırtmalar, ama yanaklarını yolmalar. Şimdi eski inançlarımızın aynen devamıdır. Aynen devamıdır. Ölünün arkasından çok büyük feryat ederiz. Aşık Veysel rahmetli diyor ki, Resul-i Ekrem'in kanunu haktır. Her ömrün sonunda bir feryat gördüm. Yani herkesin öleceği mukadder ama her ömrün sonunda bir feryat gördüm diyor. Biz bunu feryat ederek, figan ederek ağlıyoruz. Bunun elimizdeki ilk ilginç örneklerinden biri Atilla'nın cenaze merasiminde var. Atilla'nın cenaze merasiminde de kaynak anlatıyor. Bu yüzlerini diyor işte kanattılar ve işte yaka paçalarını yırttılar ve ağlaşarak onun mezarının etrafında döndüler diyor. Bu devam ediyor. Mesela günümüzdeki ağıt geleneği de mezarın başında ağıt söyleme de yine eski Türk adetidir. Ölünün arkasından yani ilk en eski ağıtımız Alpertunga destanıdır. O da bir ağıttır esasında. Alpertunga için söylenir. Ne bugüne ıssız acun kaldım. Yani Alpertunga ölünce dünya kaldı mı? Dünya kimlere kaldı diyor. Bugün de söylüyoruz işte yalan dünya kime kaldı diye bugün de söylüyoruz. Şimdi adetlerimiz, bu defin adetlerimiz falan olduğu gibi devam ediyor esasında. Ama ne oluyor? Biraz daha İslamileşiyor. İşte Kur'an okumalar giriyor, şeyler giriyor. Ama paradoks nerede biliyor musun? Ölünün arkasından bu kadar yanıp yakılıyoruz, mezarlıklarımız perişan. Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Bir türlü konduramıyorum da yani. Birçok yere gidin, mezarlıklarımız hakikaten perişandır, bakımsızdır, kötüdür. Yani onun kayba kadar her şey iyi. Gömdükten sonra biraz bizde problem başlıyor. Bunu ayrıca bakmak lazım. Şu mezarlıklara da arkasından ağladığımız kadar biraz özenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum yani. Şurada bir enteresan ifadeniz var. Türklerin dini şamanizm değildi. Ne her ne kadar dil ve literatüre yerleşmiş gibi gözükse de. İslam'dan önce şamanizm değildi şimdi diyorsunuz. Bunu gök tanrı dini diye tarif ediyoruz. Ya da işin içinden çıkamadığımız zaman eski Türk dini diye tarif ediyoruz. Fakat şamanizm kelimesi yerleşti.
Dile de kolay geliyor. İlla bir isim bularak anlatmak durumunda olduğumuz için dile de biraz kolay geliyor. Bu hali yerleşti. Şimdi bugün mesela halen eski Türk inançlarını taşıyan bazı Türk gruplar var. İşte Yakutistan'da, Tuva'da ya da Sibirya'daki diğer bazı kabileler arasında eski Türk inançları devam ediyor. Onlarda da bugün şaman diye tarif edilen ya da kam diye tarif edilen din adamları var. Bunlar ibadet düzenlemiyorlar. Yani bir ibadeti falan yönetmiyor bu insanlar. O dönemde de Türklere dair, onların dini bilgilerine dair kaynaklarda sızan bilgiler arasında bir din adamının bunların bütün dini hayatını tanzim ettiği, yönlendirdiği, ibadet yaptırdığı gibi bilgimiz yok. Dolayısıyla biz şamanizm fikrine baştan itibaren karşıyız. Ama yerleşti ve insanların diline kolay geldiği için çok da fazla itiraz edemiyoruz. Bu iyi, bazen yanlışı düzeltmek de zordur. Yanlışı düzeltirken başka yanlışlara düşmek de mümkündür. Ben şamanizm ifadesini hiçbir zaman kullanmıyorum. Eski Türk dini diyorum. Gök tanrı diyorum ya da tanrı gökteydi diyorum. Bazen içinden çıkamadığım durumlar oluyor tabii ki ben. Şuradan özetleyeceğim ve esas büyük soruyu yönelteceğim size. Türkler erken dönemlerden itibaren tek bir tanrıya inanmakla semavi anlayışa, yani tek tanrı inancına ulaşmışlarsa da dini hayatı çevreleyen ve tanımlayan bir peygamber ve kutsal kitaptan mahrumdular ve bir kabile dininden öteye geçememişlerdi. Peki hocam, Türkler nasıl Müslüman oldu? Şimdi bu işte asıl tartışmanın ana noktasına geliyoruz. Programın başlangıç kısmında söylediğim bir husus var. Onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkler bir din arayışında değillerdi. Onların zaten bir inançları vardı ve kendi hallerinde de devam ediyorlardı. Gerek İbn-i Fadlan'ın anlattıkları, gerekse Türklere dair diğer kaynaklarda, bizim en kıymetli eserimiz Göktürk kitabelerinden bizim çıkardığımız, Türklerin bir inanç yapısı içerisinde olduklarını, semavi bir tanrıya inandıklarını, cennete inandıklarını, cehennem tasvirlerimiz bizim biraz daha zayıf kalıyor. Yerin gücüne, göğün gücüne inandıklarına dair bazı bilgilerimiz var. Ve önemli bir nokta daha, Türk dini tebliğci bir din değil. Yani Türkler dinlerini başkalarına anlatmakla meşgul değiller. Diğer tarafta ise İslamiyet tebliğci bir dindir. Kur'an'ı ve işte Allah'ın kelamını yeryüzüne yaymak için de bir mücadele içine girmiştir. Bu iki yapı Mavera-ün-Nehir'de karşı karşıya gelmiştir. Fakat asıl problemli nokta işte burasıdır. Araplarla karşılaşan Türkler hangi Türklerdi? Göktürklerin olmadığını söylüyoruz. Burada ilk temas hangileri? Orada ilk temasa rastlayanlar, ilk teması kuranlar Akhunların bakiyeleri olan Türklerdir. Akhunlar Büyük Hun İmparatorluğu parçasından koparak Hindistan'ın kuzey kesimlerine hakim olan Türklerdi. Ve 562 yılında da bunlar yıkılmışlardı. Bunlardan kalan bakiyeler, yani bunların geriye kalan unsurları Mavera-ün-Nehir'de, Horasan'da, Horasan'ın da doğu kesimlerinde, Toharistan'da küçük küçük şehir veya kasabalara hakim olmuşlardı. Arap kaynakları bunları anlatırken, daha çok bunların beylerini anlatırken Kaan sıfatını kullanarak anlatır. Çünkü nasıl İran'ı anlatırken Şah'ı kullanıyorsa, Türkleri anlatırken de Kaan'ı kullanır. Bu noktada bazı araştırmacılar orada kurulan temasın sanki bütün Türklerle temaslıymış gibi zannediyor. Halbuki yerel bir güçtür ve bu yerel güçler bile İslam ordularının burnundan getirmeye yetmiştir. Yani ilerlemelerini durdurmuştur, onları engellemiştir. Zaman zaman İslam ordularının üstünlüğü, zaman zaman da Türklerin üstünlüğü vardır. Fakat ilerleme tam anlamıyla söz konusu değildir. Mesele bir çatışma olarak ortaya çıkmıştır. Ne tebliğci dini savunan Müslümanlar, biz aslında size din anlatıyoruz diye gelmişlerdir. Ne de yerel Türkler veya Farslar, Soğutlular, Toharistanlılar, Gurlular, yani oradaki yerel halklar da bunları bize din anlatmaya gelen yeni bir unsur diye düşünmüşlerdir. Böyle bir şey yok. Bir taraf biz topraklarımızı vermeyiz gözüyle topraklarını savunuyor. Öbür tarafta ülkeler fethediyor.
aslında çatışmanın kaynağı da budur. Yani Türkler ki Mavirayünnehir'deki o küçük zümreyi söylüyorum. Asıl büyük Türk devletinden bahsetmiyorum. Göktürklerden bahsetmiyorum. Ya da Kafkaslar'da karşılaşılan o asıl Hazar gücü vardır. Mesela o Derbent'i biz esas alarak söylüyoruz. Bunlar hiçbir zaman ya birileri geldi bize bir din anlatacak, biz de bunları bir dinleyelim gözüyle bakmıyor. İstilacı bir kavim geldi, topraklarımızı ele geçirecek gözüyle bakıyor. Dolayısıyla çatışma da buradan doğuyor. Yani imani bir bilinçten o zaman bahsedemeyiz ya da öyle bir gayeden bahsedemeyiz. Hayır, bahsedemeyiz. Zaten böyle olursa o zaman savaşı işin dışına çekmemiz lazım. Misyonerler geldiler, dini anlatıyor gözüyle bakmamız lazım. O dönemde misyonerler bölgede dolaşmıyor mu? Dolaşıyor. Hristiyan misyonerler, Zerdüştler, Maniheistler, Budistler, herkes bölgede dolaşıyor. Yani o konuştuğumuz Mavirayünnehir dediğimiz zaman, Horasan dediğimiz zaman ya da Toharistan dediğimiz zaman bunlar İpek yolu güzergahında olan bir yer. Dinlerin gittiği geldiği, kültürlerin gittiği geldiği, bin bir çeşit insanın gittiği geldiği bir yer orası. Şimdi orada bir çatışma sahasından bahsediyorsak burada bu sefer istilacılar ve topraklarını savunanlar duygusunun ortaya çıktığını bizim söylememiz lazım. Bu 650'den itibaren başlayan çatışma 930'lara kadar devam etmiştir. 650'den başlayan çatışma. Yani neredeyse 250 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Özellikle 650-750 arası tam bir çatışma dönemidir. Bu 650-700 yani Emeviler dönemi, işte 4 Hazreti Ömer'den başlayıp Emevilere devam eden ve Emevilerin yıkılışına kadar süren süreç tam bir çatışma dönemidir. Ve İslamiyet bölgede hiç yayılmamıştır. O halde kılıç zoruyla Müslüman oldukları tezini bir tarihçi olarak benim kabul etmem söz konusu bile olamaz. Bir, İslamiyet kılıç zoruyla yayılmamıştır. İslamiyet tebliğci bir dindir. Ve belli bir, zaten toplumların din değiştirmesi de öyle hemen kolay olmaz. Belli bir zaman gerektirir. Araplar da hemen Müslüman olmadılar. O da bir zaman aldı. Zaten... Hatta şunu da söyleyeyim. İlk Müslüman topluluk Araplardır. Onlar da Müslüman olmuşlardır. Yani onlar da kendi içinden bunu ortaya çıkarmamışlardır. Hazreti Muhammed bir avuç Müslümanla işe girişmiştir. Uzun mücadelelerde İslamiyet Hazreti bölgesinde Hazreti Peygamber'in hayatı yaymıştır. Mücadele tabii tarihi ki. Aynı zamanda yani İslam'ın mücadele tarihi. İşte o Mekke'nin fethine kadar geçen süreçte yayılan İslam var. Bir de Mekke'nin fethinden sonraki o barış döneminde yayılan İslam var. İslam'ın kendisi zaten barış döneminde yayılır. İkinci bir husus, ve iç mücadeleler var ayrıca. İkinci bir husus şudur. Şimdi iki farklı kültür yan yana geldiler, komşu oldular. Ne zaman tam anlamıyla komşu oldular? 850'den sonra. Ya da işte 800, hadi 800'ün başına doğru çekebiliriz. Artık Emevi devleti yıkılmıştır. Abbasilerin bölgedeki hakimiyeti yavaş yavaş sarsılmıştır. Yerel küçük hanedanlar kurulmuştur. O çatışma dönemi sona ermiştir. Bu arada da Türkler daha batıya yaklaşmışlardır. Mesela Emevilerin son dönemlerinde Türgişler Emevilere komşu olmuşlardır. Göktürklerin batı ucundadır bunlar. Türgişler, Türgiş Kağan, Sulu Kağan adeta İslam ordularını burnundan getirmiştir. Onun lakabı da Ebu Müzahim'dir. Yani çile çektiren, eziyet çektiren. Bir türlü onların ilerlemesine fırsat vermediği için Sulu Kağan'a Ebu Müzahim diyorlar. Sulu Kağan'ın öldüğü haberi duyulunca da bayram ediyorlar. Şimdi bu çatışmalar döneminden sonra Türklerle Arapların ya da Türklerle Müslümanların bir komşuluk dönemi var. İki kültür komşu kültür haline gelmiştir. Yayılma bundan sonradır. Ki bu da hemen değildir. Bu da 150 yıllık bir süreç alıyor. Yani kılıç zoruyla olmuş olsa bunun daha keskin yaşanmış olması gerekiyor. Ve zaman içerisinde yani tarih şöyle yazdı bunu. Türkler zaman içerisinde iyice yani Müslümanlıkla tanıştıktan sonra öyle bir içselleştiriyorlar, öyle bir İslam'ın içinde yer alıyorlar ki bu millet İslam'ın kılıcı oluyor. Böyle anılıyor. Yani şimdi zorla Müslüman olmuş bir topluluğun bunun devamında İslam'ın bayraktarlığını yapması, İslam'ın kılıcı olarak anılması
ne kadar akla yatkın? Şimdi Türkler ile Müslümanlar komşu oldukları dönem 800'den sonrası dedim. Yani bir kere Göktürk Devleti 745'te tarihten çekiliyor. Ve az önce de söyledim, Göktürklerin 400 bini bulan kuvvetli bir orduları var. Bölgedeki en kuvvetli Arap orduları, diyelim Kuteybe bin Müslüm zamanında ancak 50 binleri buluyor. Bu ikisi hiçbir zaman karşı karşıya gelmiyor. Başka bir şekilde söyleyeyim, Göktürkler Müslümanlarla hiç tanışmadılar. Ya şöyle de bir şey var aslında. Mesela Hazreti Peygamber'in Göktürklere yazdığı bir mektup rivayet olunuyor. Böyle bir mektup yok mu? Hayır yok. Peki anlamadıkları dilde bir mektup varmış. Bunun Göktürkçe olabileceği... Yani... Çok isterdim Pelinciğim ama hayır. Evet. Şimdi bir mitolojik bir tarih üretiliyor. Ha. Bu sonra bu mitolojik tarihin peşine düşülüyor. Belki bunu bir romancı bunu düşünmüştür. Güzel, yani bir edebiyatçı arkadaşımız bunu düşünmüştür. Güzel bir roman haline getirmiştir. Bu başka bir şey. Tarihi öğreneceğimiz kaynaklar sınırlı kaynaklardır. Biz onlara bakıyoruz. Hazreti Muhammed'in mektup gönderdiği sahalar bellidir. Hı hı. Bu Çin'e de, Türklere de mektup ulaşmamıştır. Ama söylüyorum, yani İslam tebliğci bir din olduğu için eninde sonunda ulaşacaktı. Göktürkler hiç temas etmediler. Hmm. Kıpçakların teması da 14. yüzyılı buluyor. Kangular neredeyse temas etmediler. Bölgedeki Türklerin pek çoğu daha İslam'la temas etmediler. Bizim bu kavga gürültü diye bahsettiğimiz konu, Akunların bakiyesi olan Türklerle, yani o yerel güçlerle İslam ordularının mücadelesidir. Ayrıca bölge bütünüyle Türklerle meskun değildir. Bir de böyle bir şey anlaşılıyor. Ama ne kadar tatlı olurdu değil mi? Şurada yani sizin şu ifadelerinizi okuyunca diyorsunuz ki Peygamberimiz burada Bizans, Sasani, Habeş ve Yemen hükümdarlarına mektuplar göndererek onları İslam'a davet etti. Bu çağrılardan başka işte... Geliyor orası. Bu çağrılardan başka o dönemde kimsenin anlamadığı bir dilde bir mektup daha kaleme aldırdığı yolunda bir rivayet daha bulunmaktadır ki işte acaba anlaşılmayan dildeki bu mektup acaba Göktürklere mi diye ben onun için size sormuştum. Öyle bir tahmin yürütebilir miyiz diye. Ama siz diyorsunuz ki bir herhangi doğrulayıcı bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan Hazreti Muhammed'in o yıllarda Çin ve Hint hükümdarlarına mektup yolladığına dair bir bilgi de yoktur. Yani şimdi tabii biz Türk merkezli baktığımız için bu mektup olsa olsa Türkler diyoruz ya. Ama yani o dönemde Hint medeniyetini, Çin medeniyetini hiç küçümsememek lazım. Tabii. Onlar da çok yüksek yerlerde duruyorlar. Hiç anlaşılmayan dil herhalde daha kolay tüccarların da temas ettiği şekliyle ya Hint olmalıydı ya da Çin olmalıydı. Fakat Çince olsa herhalde biraz daha bilinirdi. Göktürk yazısıyla ilgili iki net bilgimiz var. Bir, runik yazıdır Göktürk kitabelerinde. Bir de bunun Budistler döneminde denenmiş kağıt üzerine kalemle yazılmış hali vardır. Onun dışında o yazının daha bu taraflar tarafından biliniyor olması bana biraz garip geliyor. Bir de o yazıyı kullanan bilen birinin olması lazım. O yüzden fantastik bir rivayet olabilir diyorum. Şimdi yine o temas noktasına ben gelmek istiyorum. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra Oğuzlar daha batıya doğru geldiler ve Mavera-ün-Nehir'e kıyı olan Seyhun Irmağı'nın kuzey taraflarını tuttular. Kuzey ve doğu taraflarını ve Aral Gölü'nün etrafını tuttular. Daha güneyde ise işte Uygurlar ve onların devamı olan Karahanlılar biraz daha bölgeye yaklaştılar. Şimdi iki kültür birbirine yaklaştıktan sonraki temasların şekline bakmak lazım. Bu temaslar daha çok tüccarlar üzerinden kurulan temaslardır. Artık savaşçı topluluklar gitti, tüccar topluluklar ortaya çıkmaya başladı. Mavera-ün-Nehir'de Oğuzlar mallarını satmaya çalışırken, Uygurlar veya işte Karahanlıları meydana getiren Karluklar, Yağmalar, Çiğiller mallarını satmaya çalışırken ve bunların içerisinden tüccar zümreler ortaya çıkarken, Arap tüccarları da Türkler arasına gidip geliyordu. Fakat hiç umulmadık başka bir yerde İslamiyet Türkler arasında yayıldı. O da neredeyse temasın hiç olmayacağını düşündüğümüz İdil-Ural bölgesinde. O bölgede küçük bir Bulgar topluluğu Müslüman oldu. Hiç kılıç yok, hiç mücadele yok, hiç çekişme yok, hiç fikri tartışma yok. Ama beklemedik bir yerde İslamiyet yayılıverdi. Bu Bulgarlara biz İdil Bulgarları diyoruz.
almış Han zamanında Müslüman olmuşlardır. Ve nüfus olarak da küçük bir topluluk oldukları için kendilerini korumak istiyorlar. Büyük bir kale yaptırmak istiyorlar. Devrin Abbasi halifesinden de para talep ediyorlar. Bizim sık sık adını andığımız İbni Fadlan da işte halifenin elçisi sıfatıyla Bulgar ülkesine gidiyor. Giderken de güya yanında bir miktar para götürecek. Ama bu para bir türlü değerlenip toparlanamıyor. Parasız gidiyor. Almış Han da İbni Fadlan'ı epey bir azarlıyor. Huzuruna kabul etmiyor, eziyet ediyor, azarlıyor falan. Bu para bana niye gelmedi diye. Almış Han diyor ki ya bu kaleyi yaptıracak benim şahsi param da var. Ama ben halifenin göndereceği parayı değerli buluyordum, sembolik buluyordum, değerli buluyordum diyor. O muhakkak bana göndermiştir. Siz bunu bu yolda yediniz veya harcadınız, çaldınız, çaldırdınız vesaire diyor. Şimdi madem kılıç soru, Bulgarlar konusunu nasıl izah edeceğiz? Hiç orada izahımız yok. Ben kılıç soru meselesine şiddetli itirazlarımdan biri, hakikaten Türklerle kılıç soruyu uygulayacak Arapların toplu bir temasının olmadığı yolundaki tarihi bilgilerimizin ortada duruyor olması. Her şey ortada dururken ben bir kılıç sorundan nasıl bahsedeyim? İki, bölgede Türklere temas edildi denilen bölgede Talekan olsun, Cürcan olsun, Buhara olsun, Semerkant olsun. Türkler bir kere çoğunlukta değiller. Oranın bir de yerli ahalisi var. Çok meşhur bir hikayedir. Kuteybe bin Müslüm Buhara'yı ele geçirdikten sonra diyor ki ya camiye gelin, herkes camiye gelsin. Camiye gelenlere kapıda para veriyor, birer dinar para veriyor. Sırf camiye gelsinler diye. İçeride de ahali Arapça bilmediği için camiye gelenler bu sefer onlara işte Farsça olarak secdeye varın, rüküye varın, şimdi ayağa kalkın gibi anonslar yapılıyor. Ama bu anonslar dikkat edin Farsça yapılıyor, Türkçe yapılmıyor. Yani bazı amatörler bir hayal dünyası yaratıyorlar. Mavera-ün-Nehir bütün Hıncahunç Türklerle dolu. Bütün Türk devletleri de sanılıyor ki Mavera-ün-Nehir'de. Arap orduları da gelince aha burayı zorla Müslüman etti. Böyle bir hayal çıkıyor ortaya. Şimdi meselenin aslı kültür değişimidir. Araplar ile Türkler komşu olduktan sonra ya da Türkler İslam kültür dünyasına komşu olduktan sonra bu temaslar özellikle tüccar vasıtasıyla yüksek oranda kurulmuştur. Muhtemelen Müslüman misyonerler de Türkler arasında dolaşmışlardır. Bir teşkilat dahil, gönüllü, dervişler vesaire Türkler arasında dolaşmışlardır. Çünkü İbni Fadlan 920'de bakın daha Türkler henüz Müslüman değil. Yani Oğuzlar henüz Müslüman değil. Yukarıda Bulgarlar Müslüman olduğunu biliyoruz. 920'de İbni Fadlan diyor ki bunlar arasında Müslümanlığa girmiş olan beylerin olduğunu gördüm. Fakat kabilesi itiraz etmiş. Yeniden eski dinine dönmüş. Öyle hemen dönmek falan da yok yani. Ahali arasında itirazlar da yükseliyor bu dönemde. Kabul etmiyor ama diyor biri benden Kur'an okumamı istedi. Ben okudum, çok hoşuna gitti, güzelmiş dedi diyor. Ve devam etmemi söyledi diyor ve ben onu okumaya devam ettim. Demek ki bakın temas, bu kültürel temas yüksek oranda bir etki yaratmaya başlamış. Şimdi elimizde bizim bu olayları anlatan çok güzel bir hikayemiz var. Deli Dumrul hikayesi. Deli Dumrul hikayesini herkes de Dumrul'un deli dolu biri olduğunu ve Azrail'le kavgası olarak anar. Halbuki Deli Dumrul hikayesi bize aynı zamanda Türklerle İslamların ya da Türk kültürüyle İslam kültürünün çatışmasını, barışmasını ve Türk kültürünün İslamlaşmasını bize anlatır. Hemen özetleyeyim. Deli Dumrul Azrail'e meydan okur. Bu Allah'ın hoşuna gitmez. Azrail'e emreder. Bunun canını al der. Deli Dumrul da orada İşte Azrail'le biraz mücadele ettikten sonra canını teslim edeceği sırada bu Azrail'e yalvarır. Azrail der ki bana ne yalvarıyorsun? Allah'a yalvar. Deli Dumrul sorar. Can veren can alan Allah mıdır? Allah'tır. O zaman sen ne eylemekli belasın der. Sen bir aradan çekil. Ben Allah'a ben de oradan yalvarayım. İşte Türk aklı bu. Yani Türklerin İslamiyet'i ilk algılayış biçimi de bu akıl üzerindendir. Küçük bir detay yine göz önünde bulundurulması gerekiyor. Türkler de aklı ön plana çıkaran Hanefilik ve Maturidilik üzerinden İslam'a girmişlerdir. Yani Hanefiliğin ve onun devamı olan Maturidiliğin
Orta Asya, şeyde Mavera-ün-Nehir bölgesinde çok ciddi bir tesir yarattığı dönemde İslam'a girmişlerdir. Bu yüzden çoğunluk da Türklerde Hanefi'dir. Çünkü aklı emrediyordur. Bizde orada küçük ipuçları vardır. İslam'a ilk geçiş dönemiyle alakalı ipuçları vardır. Deli Zümrüt Allah'a yalvarır. Bu sefer bu yalvarışı Allah'a hoş gelir. Der ki canının yerine can bulsun. Bunun üzerine annesine gider, babasına gider, can bulamaz. Sevgili eşine gider. Ama eşi der ki bu bir canda ne var ki sana kıyamamışlar? Ya annen, o muhannet anan baban, bir canda ne var ki sana kıyamamışlar? Arş şahit olsun, gök şahit olsun, benim canım senin canına kurban olsun der. Bu da Allah'ın hoşuna gider. Bu ikisinin canını bağışlar. Ama orada Deli Zümrül artık imana gelir. Der ki, yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin, güzel Tanrı. Nice cahiller seni gökte arar, yerde arar. Sen bütün müminlerin kalbindesin. Ve yalvarışın devam eder. İşte daim duran Cebbar Tanrı, kaim duran Settar Tanrı. Alacaksan ikimizin canını birlikte al. Bırakacaksan bizi birlikte bırak. Hikaye aslında şunu söylüyor. Allah sevgiyi önemsiyor. Bu ikisinin birbirine olan sevgisi o kadar kuvvetli ki sevgiden dolayı onların canını bağışlıyor ama Deli Zümrül da Müslüman oluyor. Şimdi hikayeyi toparlarsak oradaki çatışma, mücadele, Deli Zümrül'ün yenilmesi ve imana gelmesi hikayesi aslında iki kültürün birbiriyle olan durumunu çok iyi yansıtıyor. Başlangıç bir çatışma dönemidir. Sonra bir arayış dönemidir. Artık komşu olmuştur. Sonra Türkler Müslüman olmuştur. Satık Buğra Han'ın durumuna sonra geleceğim. Şimdi bu kültürel yakınlaşma, birleşme Türkler arasında İslamiyet'in de yavaş yavaş yayılmasına sebep olmuştur. Neden? Çünkü karşılarındaki din tebliğci bir dindir. Kendilerine sürekli yeni bir din anlatılıyor ve yeni bir davet getiriyor. Yani davetçi bir din. Ve sürekli davet ediyor, sürekli dini anlatıyor. Kur'an'ı anlatıyor, peygamberi anlatıyor, yeni yaşam tarzını, yeni hayat tarzını anlatıyor. Ama öbür tarafta bir din arayışında olmayan ve kendi dini de anlatma ihtiyacı duymayan bir grup var. Bu bir tarafta sürekli ona bir anlatı var, diğer tarafta dinleyen bir gruba dönüşmüştür. Bundan sonra İslamiyet'in yayılma süreci var. Ama esas nokta neresi? Satık Buğra Han'ın Müslüman olmasıdır. Satık Buğra Han Karahanlı Şehzadesi rivayete göre daha şehzadeliği döneminde İslam'a giriyor. Bir müddet bunu gizliyor. Sonra hükümdar olduktan sonra bunu açık ediyor. Yani aslında yukarıdan aşağı doğru bir İslam'ın yayılmasından bahsedebiliriz. Aşağıdan yukarı doğru bir yayılma değil. Yani tabanda İslamiyet yayıldı, bey buna razı oldu. Yani Roma'daki Hristiyanlığın yayılması gibi yayılma değildir bu. Türkler arasında, beyler arasında İslamiyet yayılmıştır. Oradan tabana doğru yayılma devam etmiştir. Belki de İslamiyet'in yayılma esaslarının ve usullerinden biri bunun olması lazım. Satık Buğra Han'la beraber Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Fakat yine bir detay söyleyeyim ben size. Türkler arasında İslamiyet'i yayanlar da bu defa Türklerin kendileri olmuştur. Çünkü Karahanlı kaynakları Satık Buğra Han'ın daha Müslüman olduktan hemen sonra Müslüman olmayan Türk zümreleriyle, özellikle Uygurlarla mücadeleye giriştiğini, onlar mabetlerini yakıp yıktıklarını, işte mabetlerini pislediklerinden falan bahseder. Bunu biraz daha genişletirsek artık Asya'nın derinliklerine doğru İslamiyet'i yayacak olanlar bir Müslüman Arap'ın kılıcıyla ve mızrağıyla asla gidemeyeceği bölgelerdir oralar. Gidemeyeceği değil, asla giremeyeceği bölgelerdir. Bu setti Türkler kendi kendilerine yıkmışlardır ve İslamiyet'i Asya'da Türkler yaymışlardır. Oğuzların Müslüman olması ise İslamiyet'e bambaşka bir şekil kazandırmıştır. Oğuzlar, yani bizim atalarımız olan, Türkiye Türklerin ataları olan Oğuzlar, Selçuklar döneminden itibaren Müslüman olmuşlardır. Orada da Oğuz Yabgu Devleti'nin yıkılış dönemine tekabül ediyor, dağılış dönemine tekabül ediyor. Selçuk Subaşı rivayete göre Cent şehrine gelir, maiyetindeki Türkmenlerle birlikte. Ve orada İslamiyet'i benimsedikten hemen sonra yine Müslüman olmayan soydaşlarıyla mücadeleye girişir. Artık Selçukların büyümesiyle birlikte de Oğuzların tamamı
Müslüman olur. Peçenekler mesela Müslümanlarla hiçbir zaman tanışamadılar. Hiç karşılaşmadılar. Bu Oğuz grubundan ayrılan Uzlar hiçbir zaman Müslümanlarla karşılaşamadılar. Keza Kıpçaklar Müslüman olması 13. yüzyılda büyük bir ama bunlar bir kısmı da gittiler. Hristiyan oldular mesela. Bulgarların bir kısmı işte İtil Bulgarlar Müslüman olurken Volga Bulgarlar Hristiyanlaştı, Hristiyan oldu, Slavlaştı, kayboldu gitti. Kırgızların Müslüman olması 13. 14. yüzyılda başladı ama 17. yüzyıla kadar devam etti. Dolayısıyla Türklerin Müslümanlığı da Araplarla ilk karşılaştığında olmadı. Çok uzun bir tarih sürece dayandı, oradan devam etti. Hocam, tarih bizi çağırıyor da Türk tarihinin dönüm noktası neresi diye sorduğumda siz burada diyorsunuz ki Türklerin İslamiyet'le tanışması, evet. Türklerin Müslüman olması. Müslüman diyorsunuz. Olması. Neden öyle dediniz? Çünkü Türk tarihini biz ikiye bölerek konuşmamız gerekirse bir İslam öncesi bir Türk tarihimiz var. Bir de İslami dönem Türk tarihimiz var. Türk tarihi var. İslami dönem artık 10. yüzyıldan günümüze kadar gelen dönemdir. Türkler yeni bir kültüre girmişlerdir. Yeni bir kültür dairesine girmişlerdir. Bu kültür dairesinde en önemli nokta İslam'dır. Bu çerçevede edebiyat üretilmiştir, sanat üretilmiştir. Kültürün diğer unsurları, mimariye varıncaya kadar pek çok mesela bu yeni kültür içinde üretilmiştir. Bu yeni din Türklere de ayrıca bir yeni bir coşku kazandırmıştır. Yeni bir fetih ideali kazandırmıştır. Bu fetih ideali Kızıl Elma'ya kadar giden bambaşka bir şekle dönüşmüştür ve oradan günümüze kadar da gelmiştir. Bir Müslüman olarak şunu şerefle söyleyebilirim ki 1000 yıldır İslam'ın kılıcını taşıyor olmak, Kur'an'ı yükseltiyor olmak, Allah'ın kelamını yükseltiyor olmak, İslam'ın yayıcıları arasında bulunuyor olmak Türklere şeref kazandırıyor. Bunların şerefinden ben de müşerref oluyorum. Çok şükür diyerek. Çünkü mesela Arnavutların Müslüman olmasında, Boşnakların Müslüman olmasında, Makedonya'daki bazı küçük grupların Müslüman olmasında, Kafkasların Müslüman olmasında, diğer Türklerin keza Müslüman olmasında Türklerin birinci derecede rolü olmuştur. Ve bu sorumluluğu da Türkler daima taşımıştır. Müslüman yaptığı topluluğu caminin önüne konulan çocuk gibi terk etmemiştir. Halen Boşnaklarla bizim kültürel bağlarımız, dini bağlarımız, kültürel bağlarımız bütün canlılığıyla devam ediyor. Arnavutlarla devam ediyor, Kafkaslarla devam ediyor. O da mesela bir tarihçi olarak beni mutlu ediyor diyebilirim. Bu yüzden ben İslam'a girmeyi Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası olarak görüyorum. Kesinlikle. Hocam, o kadar güzel anlattınız ki şimdi burada notlarıma bakıyorum. Hani neyi konuşmadık diye üst üste aldım. Mesela şu da ilginç bir bilgiydi. Kitapta dedim ben bu ifadeyi bilmiyorum. 642'de Nihavend Savaşı'nda Hemedan şehrinin güneyindeki dağlık bölge yine yenildi ve Müslümanların fetihlerin fethi dediği bu zafer gerçekten de Yezdigard için İran'a veda sayılabilirdi. Bu fetihlerin fethi olması, yani bu kadar bir paye alıyor olması nereden kaynaklanıyor? Arap tarihinden meseleye bakarsanız Sasaniler bölgenin en büyük imparatorluğu, bir Pers imparatorluğunun sonuncu katmanı artık ve Pers İmparatorluğu da bugünkü İran'la sınırlı bir imparatorluk değil. Bir ucu ta Yunanistan'a kadar uzanıyor ama diğer ucu da Arap dünyasının içine alarak Yemen'e kadar uzanıyor. Çok kuvvetli bir etki sahası var. Şimdi hep küçük bir devletçik olarak kalmış olan Arap dünyasını düşün. Yani Himyariler küçücük, Nebatiler küçücük, Gassaniler falan hep küçücük yapılar. Şimdi ilk defa o küçük ve zayıf olan bir topluluk büyük bir imparatorluğu mağlup ediyor. Bu yüzden İran'ın fethi çok önemli. Bir, siyasi bakımda. İki, dini bakımdan çok önemli. Çünkü İran'da yerleşmiş ve İranlılar tarafından da kabul görmüş önemli bir din var. Zerdüştlük var. Zerdüştlüğü küçümsememek lazım. Çünkü etki sahası Suriye'den, Filistin'den tutunuz da ta Hindistan'a kadar uzanıyor. Çok büyük bir etki sahası var. Çok küçük küçük bir iki noktada Türklerle de etkili olduğunu söyleyebilirim. Bazı küçük noktalardan
Şimdi Zerdüştlerin sahasına giriliyor ve artık bundan sonra İran sadece siyasi bakımdan fethedilmiyor. Fetih açmak demektir. Bir bölgenin İslam'a açılması demektir. Şimdi orası artık siyasi bakımdan açılmıyor. Dini bakımdan da açılıyor ve İran'da da tıpkı Türklerde olduğu gibi 150-200 yıl sürecek olan bir İslamlaşma süreci başlıyor. İranlılar da hemen Müslüman olmadılar. Çünkü İranlılar da bir din arayışında değillerdi. Bir gelsin bize bir din anlatsın da ona geçelim anlayışında değillerdi. Orada da direnç devam ediyordu ve devam da etmiştir. Hatta bazı İranlı yerel gruplar Müslüman hiç olmamıştır. Hala Zerdüştlüğü muhafaza ederler. Bugün İran'da da bunlar korunaklı bir şekilde hayatlarını devam ederler. Dolayısıyla oraya bu iki büyük sebepten bir, zayıfın çok güçlü bir imparatorluğu yenmesi, iki, bölgenin çok güçlü bir dini anlayışının artık İslam'a döndürülmesi gibi iki büyük fetih söz konusudur. Ondan dolayı sayılmıştır. Evet. Birkaç mesajı okuyacağım. Sefercan, çok şükür Rabbim biliyor, görüyor demiş. Ayşe Hanım, Allah hakkı gözetendir, çok şükür demiş. Bir seyircimiz de Emin Bey, çok şükür tarih bizi çağırıyor demiş. Evet. Evet, bu da çok önemli. İnsanın taşıdığı miras ve bu mirasın da hakkını verebiliyor oluşumuz bence çok şükür demeyi hak ediyor. Bir reklama gidelim istiyorum. Reklamlardan sonra hem reklam esnasında da gelen mesajları okumayı isterim. Bir de sorularımıza yanıtı bizlerle paylaşırsanız o esnada da sevinirim. Şunu sormuştuk ilk olarak, çok şükür etiketiyle Ahmet Yesevi'nin kabri nerededir? Bir de Türkistan'ı İslam'a kavuşturan hükümdar kimdir? Programda ben ağzımdan kaçırdım ama. Evet, programda o ağzından kaçırdı ama olsun, orada o da ipucu olmuş oldu. Evet. Seyircilerimize de bunu hatırlatmış olalım. Reklamlardan sonra buradayız.
ve Tufan Gündüz Hoca ile beraberiz. Eminim sorulara gelen doğru cevaplar arasından seçim çok zor olacaktır. Ama her iki kitaptan da seyircilerimize vermek istiyoruz. Doğru cevapları şimdi verelim mi? Verin. Tamam. Türkistan'ı İslam'a kavuşturan hükümdar kimdir? Ha, ondan ben söyleyeceğim şimdi. Çok zor bir soru oldu. O zaman şöyle yapalım. Sosyal medyada doğru cevapları yayınlayalım. Hatta şöyle diyelim. Buradan cevaplayalım. Buradan, yok yok. Neden cevaplamayalım biliyor musunuz? Seyircilerimizin şöyle bir 15-20 dakika daha şansı olsun cevabı yazmak için. Tamam. Ondan sonra seçmiş olalım. Cevapları değişiklik olsun, vermemiş olalım. Olur mu? Tamam. Şuradan kapatalım istiyorum. Görülüyor ki bir türlü dillerden düşmeyen kılıç soruyla Müslüman olmak iddiası aslında büsbüten kurgudan ibarettir. Türklükten uzaklaştırma gibi garip iddialar ileri sürülüyor. Halbuki Türklerin İslam'la müşerref olması onlara yeni bir dinamizm kazandırmıştır. Gürbabalar, Hoca Ahmet Yeseviler, Hacı Bektaş Veliler, Yunus Emreler din uğruna çilelerini doldurup bıkmadan, usanmadan Allah kelamını anlattılar. Türklerin sayesinde Kafkaslarda, Balkanlarda İslamiyet yayılma imkanı buldu. Asya'nın bu kadim ahalisi Türkler, İslam coğrafyasının genellikle hakimi, dini müesseselerin hadimi oldular. Kanlarını bu yolda, canlarını bu uğurda harcamaktan hiçbir zaman geri durmadılar. Zorda kalınca yeni dinin gücüne sığındılar, tıpkı Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'nda söylediği gibi. Ya Rabbi, sana tevekkül ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi, niyetim halistir. Bunu biz de altına kendimiz de koyalım. Evet. Ya Rabbi, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret diye dua ettiler. Evet. İnşallah sözlerimiz de doğruyuzdur. Güzel, zaten İnşallah. Siz çok güzel anlattınız. Bizim de niyetimiz temiz. Evet. Umarım seyirci de takdir eder. Evet, bu son okuduğumuz bölüm Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'ndaki duasıdır. Çünkü Malazgirt Savaşı'nda büyük bir toz bulutu ortaya çıkar ve Türkler dağılmak üzeredir. Alparslan atından iner, yere diz çöker, secdeder ve der ki şakaklarımdan akan kanı görüyorsun Allah'ım. Yani ben senin için savaşıyorum, şakaklarımdan akan kanı görüyorsun. Sonra da sizin okuduğunuz kısımları söyler. Biz iyi niyetle yola çıkıp bir şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Ama tarih hiçbir zaman tam bir gerçeklikle yazılamaz. Bu yüzden defalarca yazmakta fayda var. Bizimki gücümüzün yettiği kadarıydı. Yeni araştırmacılar daha doğrusunu, daha güzelini eminim çıkaracaklardır. Cenab-ı Şehabettin'in ben kitabında başında yer verdiğim, çok sevdiğim bir cümlesi var. Diyor ki, insan tarihe her şeyi söyletebilir. Madem ölüler itiraz edemezler. Madem ki ölüler itiraz etmez. Evet. Şu anda itiraz edecek kimse olmadığı için herkes her şeyi söyletmeye çalışıyor. Ben dilim döndüğünce bunu yazdım ama Alparslan'ın dediği gibi niyetim halisti. Sözümüzde bir yanlışlık varsa bunun cezasını da Yüce Allah verecektir. Herkesin Ramazan'ı makbul olsun. Evet. Kutlu hayırlı olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar dileyelim. Çok teşekkür ederim hocam geldiğiniz ve anlattığınız için. Biz de sevgili seyircilerimize burada veda ediyoruz. Gündem Ötesi'ni Ebru Yücel'le hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hoşçakalınız. Sağ olun hocam.